Bağımsız olmayan denetim mekanizmaları ile ülkemiz yıllardan beri hukukun yerle yeksan olduğu, ekonominin tükenmişliğe itildiği, yolsuzluk, hırsızlık, çevre sorunları ve istismarın alıp başına gittiği daha birçok konuda, bu konuları sayacağım ama can ve mal kayıpları geri getirilemeyecek bir kayıp. Asıl bunu anlatmak istiyorum. Denetimsizliğin ekonomiye verdiği zarar, yolsuzluğun artan etkisi, bütün bunları hepimiz biliyoruz. Ancak denetimsizliğin bir de facialara yol açması var. Değerli milletvekilleri, daha önce de örneklerini yaşadık. Ancak ders almadık. Bugün yeniden tekrarlandı. Ocaklara ateş düştü. Yurt yangınları denetimsizliğinin getirmesi nedeniyle canlarımızı kaybettik. Aladağ'da bir cemaate mensup olan yurtta 11 küçük kız çocuğumuz çocukluklarını yaşamadan toprağa gömüldüler. Şimdi bugün AKP'li milletvekilleri arkadaşlar mega projelerden, büyük Türkiye'den bahsettiler. Ben de bir şey sormak istiyorum. Daha çocuklarımızın cenazesini götüremeyeceğimiz yollar yaptınızsa, daha doğrusu yapmadınızsa, daha çocuklarımızın anayasal hakkını teslim etmiyorsa hangi büyük Türkiye'den bahsediyorsunuz siz? Büyük Türkiye böyle olacaksa olmaz olsun o büyük Türkiye. Sevgili milletvekiller arkadaşlarım, AKP iktidarının yaptığı bir şey var. Köylerimizi öğretmensiz, çocuklarımızı geleceksiz bırakıyorlar. Ve 15 yıldır AKP bu eğitim politikasını bilinçli bir biçimde sürdürüyor. Hani o televizyon programlarında diyorlar ya, ne yapsın aileler yoksul, çocuklarını mecburen gönderiyorlar. Ailelerin yoksulluğuna bir şey demiyoruz ama çocukları denetimsiz bu yurtlara teslim eden AKP anlayışını